Kardeşler, Rabbimiz dedik ki, cennet için dünyayı şart koştu. Cennetten cennete gidilmiyor. Dünyadan cennete gidiliyor. Bunun için de biz, dünyayı çok fazla abartmadan, ama horlayıp da yok saymadan, ortada bir çizgide tutmamız gerekiyor. Bu çizgiyi bulamadığımız sürece ya dünyayı horlayıp aslında da ahireti de kaybedip gideriz ya da ahiretimizi kaybedecek şekilde ezhebtum tayyibatikum fi hayatikum dünya siz dünya hayatındayken hakkınızı tüketmiştiniz Allah'ın bu şekilde söyleyeceği kullarından maazallah olabiliriz şimdi e, bu perspektiften yani dünyayı baş ver canım önemi yok deyip bu yüzden de cenneti kaybetme tehlikesi veya ah dünya ah dünya ne kadar güzelsin mantığıyla bakıp kökten cenneti kaybetme e, tehlikesi arasında mutedil bir çizgi bulmamız lazım. Bu mutedil çizgiyi bulabilenler Allah'ı da bulmuş oluyorlar. Burada şu tasihi yapmamızda fayda var değerli kardeşler. Şimdi ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun hayatını incelediğimizde bakıyoruz ki bilhassa Mekke döneminde ağaç kabuğu bile yemekle karşı karşıya kalmışlar. Yani bir açlık, yokluk, sıkıntı, üzerlerinde gömlek yok, ayaklarında e, ayakkabı yok, bir farklı, bize göre çok farklı, çok zor bir dünya hayatı yaşadıklarını görüyoruz. Ve neticede o tür bilgiler, yani ashab-ı kiram şu yok, bu yok, fakir, sefil, aç, susuz, gelip bir hurma yok mu ya Resulallah diyor, bir hurmayı üç kişi yiyorlar. Şimdi bu manzaraların toplamından, karşımıza şöyle bir sonuç adeta çıkıyor. Kim dünyada sıcak bir ekmek yediyse vay haline ahirette nasibi yok. Yahut da hele hele biraz pahalı bir elbise giydin mi yandın. Ashab-ı kiram deveye bindiler, katıra bindiler. Sen pahalı bir arabaya mı bindin? Yok nasibin cennette. E niye? E görmüyor mu ashab-ı kiram? nasıl sefalet içerisinde yokluk kıtlık işte bir ekmeği oturup ailece bir hafta on gün yediler diye böyle bir senaryo üretiyoruz bu kesinlikle yanlıştır kardeşler ashab-ı kiram bulamadılar bulamayınca da kahrolmadılar bulamamanın şartları neyi gerektiriyorsa yüzde yüz onu yaşadılar. Bu paragrafın birinci cümlesi. İkinci cümlesi nedir? Bulunca da müthiş bir dünya servetiyle yaşadılar. Kilo ile altınları da oldu ashab-ı kiramın daha sonra. Buradaki çizgi bizim, hiçbir şey bulamayıp, bir tane hurmayı, erikten biraz daha büyük bir hurmayı, yalayarak gün geçiren de sahabiydi. Daha sonra 10 tane 20 tane hizmetçi ile yaşayan da onlardılar. O bir hurmayı bulup yaşayamayan insanlar hizmetçi doyurdular. Depdebeli bir hayatta yaşadılar. Bu çok önemli. Yani ashab-ı kiramın işte hicretin 110. senesine kadar sahabi yaşadı. 110. yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından yaklaşık 100 sene sonraya kadar sahabi vardı dünyada. O bizim ilk başta duyduğumuz bir hurmayı bölüşerek yemek zorunda kalanlar, evde günlerce yiyecek bulamayanlar, çakıl taşını yemek diye pişiriyor numarası yapıp çocuğunun Açlığını gidermeye çalışanlar. Bunlar bir dönemdi. O dönemden sonra ashab-ı kiramın deyim yerindeyse anlaşılsın diye söylüyorum. Çuvalla para buldukları dönemde oldu. Fakat ortadaki çizgi neydi biliyor musunuz? O bir hurma bulup da yaşayamayan adamlar sabah namazına hangi heyecanla gidiyor duysalar, çuvalla para buldukları zaman da sabah namazına aynı heyecanla gittiler. Ne bir hurmaya muhtaç olmak onları ibadetten alıkoydu, ne de çuvalla altın buldukları zaman ibadetten geri kaldılar. Allah'ın istediği de buydu zaten.